Merhaba, Diyanet İşleri Başkanı'nın Mersin Cemevi ziyareti tartışma yapılıyor, yani tartışmalı bir halde gidiyor. Özellikle sosyal medyada Alevi kamuoyu konuyu yoğun bir şekilde kendi cephesinden tartışıyor. Biz de bu tartışmaları bir tarafıyla izliyoruz. Ancak konuyu mecliste gündeme getirdik, bu ziyareti gündeme getirdik. Bu ziyareti gündeme getirirken tabi bizim üzerinde durduğumuz konu Alevi kamuoyunun kendi iç tartışmalarını buraya yansıtmak değil. Çünkü o tartışma bir taraftan yürüyecektir, doğaldır. Yani kendi doğallığı içerisinde de vicdanı aşmadan, kişisel hak ve hürriyetlere, hakarete dönüşmeden eleştiri mekanizmasının işlemesi de ve son derece sağlıklı bir şekilde olması gerekiyor. İyi de oluyor yani bu anlamıyla tartışmalar. Tabi bu bahsetmiş olduğumuz çerçevede olursa. Biz tabii şunu dile getirdik. Mersin Cemevi'ne Diyanet İşleri Başkanı ziyaret ediyor. Diyanet İşleri Başkanı gerek daha önceki Diyanet İşleri Başkanlarının gerekse de bu mevcut Diyanet İşleri Başkanının Alevilikle ilgili ve özellikle Cemevi'leriyle ilgili açıklamaları var. Yani bu açıklamalara baktığınız zaman özellikle Ali Erbaş'ın daha önce de Tunceli'deki dersin, bizim dersim dedi, yani Tunceli Cemevi diye geçen Cemevi'ndeki açıklamalarını peş peşe koyduğunuz zaman şöyle bir şey var. Yani çok net bir şekilde Cemevilerin ibadethane olamayacağını ifade ediyorlar ve Diyanet İşleri Başkanlığı bunu bir kırmızı çizgi olarak da ele alıyor. Bu konuda açıklamalar da var. Yani katiyetle Cemevilerin bir cami gibi, bir kilise, bir havra, bir sinagog gibi ibadethane kabul edilemeyeceğini söylüyor. Peki biz burada şunu soruyoruz, yani şimdi Diyanet İşleri Başkanı sen bunu diyorsun ama bir taraftan da Cemevi ziyaretleri yapıyorsun. Bu konuda bir görüş değişikliği mi söz konusu? Yani siz artık Cemevilerine olan bakışınızı değiştirdiniz mi? Ya da Diyanet İşleri Başkanlığı Cemevileri kırmızı çizgimizdir, asla biz oraları ibadethane olarak kabul etmeyiz görüşünden geri mi adım attı? Yani böyle bir durum mu söz konusu? Bunları sorduk biz ilgili bakanlığa. Bunların cevaplarını bekliyoruz. Bunların cevapları geldiği zaman da bunu kamuoyuyla paylaşacağız.